Sakarya'da yaşayan adamın yüzü aşktan yana hiç gülmemişti efendim. O da üçüncü kez dünya evine girip mutlu olmak istedi. Ama iddiaya göre güvendiği kadın hayatını kabusa çevirdi. Onu dolandırıp 10 milyon liralık evini de üstüne geçirdi. Kalıcı bir evliliğim olsun istedim. Güven istedi, o istedikçe ben verdim. Basiretim bağlanmıştı. İnandı, güvendi. Ama sevdiği kadın ikinci baharını kara kışa çevirdi. İddiaya göre evlilik vaadiyle kandırıp malını, mülkünü üstüne geçirdi. Buradan ölüm çıkar, cesedim çıkar, ben buradan gitmem, ayrılmam dedi. Bu laflara kandığım gibi meğersem dolandırılıyormuşum. Haberim yokmuş. Sakarya'da yaşayan Hikmet Baylan üçüncü kez dünya evine girmek istemişti. Bir internet sitesinde tanıştığı kadınla birlikte yaşamaya başladı. İmam nikahı kıydık. Resmi nikaha yanaşmadı. Ben ölürsem belki çocuklarım onu atarlar diye evimin yarısını benden istedi. Ben de bu ölümüne bir evlilik olsun diye ona razı geldim. 48 yaşındaki adamla son aşkı tapu dairesine gitti. Ortak tapu yapmak istedik. Emlakçı yanlış başvuru yapmış. Tapuyu tek kişi üzerine tamamen geçtiğini görünce hemen itiraz ettim. Ama çok geçti. Evin tapusunu üstüne alan kadın İstanbul'a gitmişti. Geldikten sonra tapuyu düzeltmeye defalarca söylememe rağmen hiç yanaşmadı. Bir ay sonra evimi satmaya kalktı. Eve kiracı sokup buradan kaçtı gitti. Verecek misin tapumu geriye? Kendin gönlünce sattıysan bana, ben de almıştırım. Sokakta kalan Hikmet Baylan karakola gidip şikayetçi oldu. Benim tapumu geri ver. Sen yoluna, ben yoluma.